Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Bulabilirleri Derneği tarafından hazırlanan Deprem Bölgesinde Kültürel Varlıkların Yeniden Anlamı Projesi kapsamında 9 ilde 20'den fazla kültürel mirası sizin için yerinde inceledik. Bugün Evliya Çelebi'nin "Bu kenti anlatmaya ne dil yeter ne de kalem" dediği güzel mi güzel şehrimiz Gaziantep'e geldik. Gaziantep'in eşsiz mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi her yaştan ziyaretçi için gözde bir müzedir. Müze, Türkiye'yi ziyaret etmek için tek başına sebep oluşturabilecek bir sanatsal zenginliğe ve çeşitliliğe sahiptir. Bu müze, sanal tur teknolojisiyle gezilebilen, yerinde görmek isteyenler içinse rehberle müze içerisinde gerekli bilgileri alabileceğiniz, herkesin mutlaka gidip görmesi gereken müzedir. Bu müzeyi bize araştırmacı Mesut Dilaver anlatacak. Biz de bu görkemli mozaiklerin ihtişamına kapılacağız. Helenistik dönemde M.Ö. 300'lerde İskender'in komutanlarından Seleukos Nikator bir zamanında Helen'de kurulmuş bir kent. Daha sonra Roman bölgeye gelişiyle birlikte kent büyüyor, kent surları mevcut alanlarını taşıyor. Biz bu dönemden birçok izi de görebiliyoruz. Aslında Helenistik dönem surlarının bir kısmı jeofizik taramalarda halen izleri görülebiliyor. Roma'nın bölgeye gelişi, Zeugma'ya artık Lejyon 4. Skitika'nın konuşlanması sonrası başkentten özellikle batıdan birçok yerleşimcinin de geldiğini biliyoruz. En başta askerler olmak üzere bürokratik kesimden tüccarlar mesela birçok yerleşimcinin de kente geldiğini biliyoruz. Greco-Roman kontekst dediğimiz kontekst oluşuyor. Müzemizde bütün eserler Greco-Roman kontekst, özellikle konularını Yunan ve Roma mitolojisine alan mozaikler olmak üzere en güzel örneklerini görebiliyoruz. Zeugma'da evler genellikle kuzeye yönlendirilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun aslında kışın soğuğundan çok yazın sıcağına karşı alınmış bir önlem olduğunu araştırmacılar düşünüyor. Genellikle Imperium dediğimiz sığ havuzların ve peristil dizilerinin olduğu Roma villalarını görüyoruz. Her odanın işlevine göre dekorasyonun da olduğunu görebiliyoruz. Hemen arkamızda yer alan oda aslında bir günahkar, yani kadınlara göre, kadınlara özgü bir oda. Duvarlarda yer alan freslerde biz Roma'nın ideal kadınları, heroin olarak adlandırdığımız ideal kadınları, Daidamaya Penelope gibi kadınları görebiliyoruz. Aynı zamanda genç hanımefendilere de ideal bir kadın, ideal bir eş, ideal bir anne olma gayri resmi eğitiminin verildiği bir yer olarak da düşünülüyor. Hemen yanımızda duran mozaik aslında bir sığ havuz mozaiği olarak adlandırılmış bir mozaik. Achilleus mozaiği olarak adlandırılıyor. Aslında Achilleus'un Troya Savaşı'na katılmadan önce Skiros Adası'nda sarayda saklandığı anı anlatan bir mozaik. Bildiği üzere Achilleus Troya Savaşı'na katılacak ve top ondan aldığı bir darbeyle orada ölecek. Burada aslında Troya Savaşı öncesi annesinin onu Skiros Adası'nda saklaması, kadın kıyafetleri arasında, kadınlar arasında saklaması anlatılıyor. Achilleus'un elinde tutmuş olduğu kalkan, mızrak, o askeri savaşçı kimliğine de bir referans. Burada Achilleus'un sağ bacağının çıplak olduğunu görüyoruz. Bu da Troya Savaşı'nda topundan alacağı ok darbesini verdiği mesaj olarak yorumlayabiliriz. Hemen aklımızda Afrodite, yani Roma'da Venüs olan Kıbrıs kıyılarında doğuşunu betimleyen mozaiği görüyoruz. Afrodite bildiğiniz üzere Kıbrıs kıyılarında denizden doğan bir tanrıça. Bu mitolojik hikayeye göre zaten Afros ve Bitos olarak adlı mitolojik karakterlerini görüyoruz. Afros denizin derinlikleri, yani denizin derinliğinin oluşturduğu koyulup Bitos da dalgaların ortaya çıkardığı köpük. Burada bu iki karakteri görebiliriz. Aynı zamanda çok önemli mozaiklerimizden bir tanesi hemen mozaiğin sağ üst köşesinde yer alan Yunanca yazıtta Zosimos Samosata Epoiei ifadesi yer almakta. Burada aslında araştırmacıların tartıştığı bir konu. Epoiei kelimesi yapmak ve yaptırmak fiilini karşılamaktadır. Eğer Zosimos'u yaptıysa, mozaik sanatçısı yaptırdıysa hamisi, yani evin beyi olarak da
yapmış ve bu bize isim vermesi aslında önemli bir mezarı. Aslında müzemizdeki bütün mozaiklerimiz yani tümüyle bütünlüğünü koruyarak günümüze gelecek kadar şanslı olmamış. Ancak burada gördüğümüz Dionysos mozaiği çok az tahribatla günümüze kadar ulaşmış. Ortada Dionysos'u başındaki halosu asma yapraklarından yapılan tacıyla görüyoruz. Hemen sağında normalde Dionysos'un elinde görmeye alışık olduğumuz Tirsos'u tutuyor. Solunda ise Sikirtos, sarhoş Dionysos'a omuz vererek destek vermeye çalışıyor. Aslında dünyada çingene kızı ve cipsi gör olarak bilinen mozaiğimizin ait olduğu pano hemen arkamızda yer alan bir trikluyuma ait taban mozaik olduğunu bildiğimiz bir mozaik. Çingene kızı aslında bu mozaiğin küçük bir parçası. Tümüne baktığımızda çeşitli dekorasyonla, geometrik betimlerle birlikte mesela Orpheus betiminin fragmanını görebiliyoruz. Çingene kızı ilk araştırmacılarımızın, orada çalışan arkadaşlarımızın başındaki bandanası, sağ kulağındaki küpesi ve iri gözleriyle kendisini çingeneye benzetmesiyle ortaya çıkmış bir marka aslında. Kendisi orijinaline baktığımızda Dionysos'un alaylarında ona eşlik eden, refakat eden kadınlardan bir tanesi. Yani menatlardan bir tanesi. Dar alanda birçok milimetrik dereceye varan tesiranın saç detaylarının düştüğü yerlerde dahi o mesela göz çukurlarında yer alan morlukların ışık gölge etkileriyle verilmesi yani önemli bir özellik kazanmış mozaik parçalarından bir tanesi aslında. Babylon'da bulunan mozaiklerimiz genellikle geç antik döneme tarihlendiriyor. Milattan sonra 4 ve 6. yüzyılları genellikle tarihlendirilen mozaikler. Geç antik dönem aslında milattan sonra 2. yüzyıla 7. yüzyıl arasını kapsayan bir dönem. Araştırmacılar bu dönemi tabii geç antik dönem olarak adlandırıyorlar. Bu dönemde artık Hristiyanlık yeni yeni ortaya çıkmış ve kendini artık kanıtlamaya başlamış. Pagan kültüre karşı bir mücadele başlamış. Özellikle psikoposlar aracılığıyla toplum mühendislikleri yapılmaya başlanıyor. Mozaiklerimizde genellikle geometrik betimler, çeşitli dini semboller, mesela tavus kuşu gibi ölümden sonra hayatı, cenneti temsil eden bazı semboller yer almakta. Babylon'da yer alan mozaiklerimizin neredeyse hepsi dini şapel ve kilise gibi mimarilerin taban gruplarından sökülerek getirmiş. Mimari zaten tarih olduğu için kurtarılarak getirilmiş diye söyleyebiliriz. Geç antik dönemde bölgede yoğun olarak konuşan diller arasında Yunanca ve Süryanca olduğunu biliyoruz ki bölgede birçok yazıt ve bizim müzemizde sergilenen mozaiklerde de hem Yunanca hem de Süryanca yazıtlarda yer alıyor. Aynı zamanda antik kaynaklardan bildiğimiz üzere Zeugma'da yer alan manastırda çift dilli eğitim yapıldığını biliyoruz. O dönem için hem Yunanca hem Süryanca eğitim yapıldığını da biliyoruz. Her ne kadar burada anlatmaya çalışsak da videolara sığdıramadığımız birçok güzel detayı yerinde görmek, yerinde incelemek için müzemizi ziyaret edebilirsiniz. Gaziantep'te Zeugma Müzesi tarihin bir yansımasını, gelişimi, değişimi bize göstermesiyle çok değerli bir müzedir. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemiz kapsamında, on binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış illerimizin kültürel geçmişi, Kültür Bakanlığımızca 6 Şubat depremlerine karşı dimdik ayakta durarak bize geçmişten mesajlar vermeye devam eden kültürel varlıklarımızın yeniden anlam kazanabilmesi için aslına uygun şekilde restore edilerek halka açılıyor. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemizde kültürel miraslarımızın hem deprem öncesi hem de deprem sonrası durumlarını anlamaya, anlatmaya ve göstermeye çalıştık.